Haklısın o konuda. Şimdi öncelikle teşekkür ederim. Retest olup da hala ruhsal açıdan beni bir uzman değerlendirsin, bana yardımcı olsun demeyen insan sayısı çok fazla. Tekrar elendiklerinde de bunun faturasını kuruma, kuruluşa, onlarla çalışan psikologlara, oradaki pilotlara ya da ekibe kesiyorlar. Samimi olman hoşuma gitti. Daha her şeyin başında bu samimiyeti göstermen de hoş bir durum. Yani eleştirilmekten hoşlanmadığını söylüyorsun. Odaklanma problemin olduğunu söylüyorsun. Aslında şöyle söylüyorsun. Gündelik hayatta normalde sair işlerde yani diğer işlerde çalışan insanlara çok büyük problem yaratmayan düzeyde ortalama ya da ortalamanın altı düzeyinde odaklanma sorunum var. Dağınık bir hayatım var. Planlama ve iletişim sorunları yaşıyorum. Aceleci olabiliyorum. Bunlar aslında minimalle orta sınırlar arasında gidip geliyor diyorsun. Sorun şu. Yani range, şöyle bir dağılım grafiği çizecek olursak, şöyle bir range'ımız olursa, gündelik hayatta daha geniş. Diğer meslek gruplarının çoğunda daha geniş. Bunlar bir şekilde durum kotarılabilir, idare edilebilir. Çünkü düşündüğünde çalışma şartları açısından da daha geniş. Yerden binlerce metre yüksekte basınç farkıyla bir kere zaten sınırlandırılmış. Havada uçan basınçlı bir tüpün içinde değilsin anında karar vermek zorunda da değilsin. Bir maili geç attığında ya da işte dediğin gibi bir elektronik devreyle ilgili bir sorun yaşadığında karadasın. Uf, olmadı bu ya, yanlış yaptık, hatalı oldu bunun imalatı ya da projesi. Tekrar silip tekrar baştan yapabiliyorsun. Yukarıda öyle şeyler yok. O yüzden range daralıyor. Hem ortam açısından, hem zaman açısından, hem karar verme hızı açısından çok dar. Az önce gösterdiğimiz dağılım şu kadara düşüyor pilotlukta. O kadara düşüyor ki benim canım, eşimin, çocuklarının canı, senin, annenin, babanın, sevdiklerinin canı, sevgilinin canı, senin canın. Bizi sevenlerin canı hep buna bağlı yanıyor. Ya da yanmıyor. Artık sivil havacılık otoriteleri yani tabii ki yorulmadılar, tabii ki çalışıyorlar ama bu anlamda o tip sorunlar yaşansın istemiyorlar. En azından gelişkin ülkelerde bunlar yaşansın istemiyorlar. Nepal hava yollarının uçağı tamam düşmüş olabilir noktasındalar. Orada da CRM hatası var. Ama bir Avrupa ülkesine yakışmıyor, bir dünya ülkesine yakışmıyor, bir dünya hava yoluna yakışmıyor bunlar. Yani bu bir eğitim uçağının düşmesi değil. Orada da CRM olmalı, orada da düşmemeli ya da CRM kaynaklı olmamalı. Orada da CRM geçerli. Uçağın bakımları yapılmamış olması da düşündüğünde bir CRM eksikliği. Yani onu ihmal ediyor olmak ya da bile bile ihmal etmek zaten bir kişilik bozukluğu kesinlikle. Yani kârı, rantı, üç kuruşu hesaplayıp kullanman gereken kalitede yakıt kullanmak yerine başka yakıt kullanman senin her şeyden önce ruhsal açıdan sorunlu olduğunu gösterir. Bu yüzden çok özür dilerim, affına sığınarak bir şey diyeceğim. Aslında bunu söylemem abesle iştigal ama lütfen bu alanda görev yapan İnsan kaynakları uzmanlarına,
pilotlara, kaptanlara, psikologlara kızmayın, bozulmayın. Herkes görevini layıkıyla yapmaya çalışıyorlar. Sizi en iyi şekilde seçmek istiyorlar. Konunun sizin şahsınızla bir alakası yok. Şimdi bazılarınız diyor ki Murat hocam çok yükleniyorsun adaylarına. Mülakat bu kadar sert geçmiyor arkadaş. Ben daha ince bir hassasiyetle yapayım, daha çok zorlayayım. Ölümü göstereyim ki sıtmaya hazır olsun adayım. O da kendine emin bir şekilde, gayet asertif bir şekilde, durumsal farkındalığı yüksek, dikkati odaklanması tepede, karşı tarafı gayet iyi dinler bir şekilde, şov yapmadan, yalan söylemeden, kendi gibi bütün eksikliklerini kabul ederekten geçsin, ben buyum arkadaş desin. Zaten geçiyor. Daha dün sosyal medyadan bir sevimli, keyifli bir haber geldi. Bilmem kaç nolu filoya kabul edildim hocam diye. Ben şu an uçuyorum zaten. Reteslerden de geçer. Geçenlerim oldu. Geçtiğimiz haftalarda çok geçer oldu hatta. Yani beklediğimin üstünde retes başarım var. Ama bak durumu ben şu şekilde özetledim. Retest yok. Reset var. Yani 3 gün sonra bunu başkaları da söylemeye başlar. O da çok hoşuma gidiyor. Bir videomda söylediğim bir özlü sözüm başka bir yerde yankılanıyor. Çok keyif alıyorum. Ben de bu işten keyif alıyorum zaten. Yoksa şu anda zaten sizinle çalışırken aldığım ücretler İstanbul'un yarı fiyatı. Bir de öyle bir durum var. Ben senin hakkında çok olumlu düşünüyorum. Sadece burada daha seçkin olmamız gerektiği için o küçük o daha dar minimalist duruma getirilmiş, minimalize edilmiş ranjin içinde dalgalanmanızı sağlamak zorunda olduğumuz için. Yeterli zamanımız var. Biliyorsun benim standardım belli zaten. Önce tanışırım, konuşurum, böyle tatlı tatlı sohbet ederim. Arada yoklarım, azıcık ısırırım, azıcık çimdiklerim, azıcık dürtüklerim. Verdiğin tepkilere, çıkardığın seslere göre tamam bu adamdan olur. Adam derken bu insandan olur. Noktasında yaklaşırım ya da olmaz noktasında yaklaşırım. Kişilik testlerimi isterim. Onlarla zaten bir 3D modelleme yaparım. Sizi bir araya getiririm, birleştiririm. İçeriden ve dışarıdan bakarım. Çünkü o şu an bana anlatamadığın, anlatamayacağın, belki saatler boyunca anlatamadığın, anlatamayacağın şeyleri benim önüme getirir. İkisini bir araya getiririz. Bu zaten benim elime, senin adın diyelim ki Hasan olsun. Tamam mı? Hasan'ı modeller. Sonra ben de o Hasan'daki gözüme hoş görünmeyen, mülakatta da karşı tarafın gözüne hoş görünmeyecek kısımları yontarım. Sonra bir ince törpü zımpara atarım. Sonra cilalarım. Artık bu şartlarda da sağ ol bebeğim, çok teşekkür ederim. Lojistik destek geldi. Onun da derdi astronot olmak ama önce pilot olması gerektiğini anlattığımda ikna oldu. Bunun sonunda da geçti abi. Ondan sonra da kurulu hazırlıyoruz zaten. Kurul sırasında da aynı performansı gösteren sağlık aşamasında geçerse tamam, o saatten sonra filosuna çağrı alıyor, katılıyor ve uçuşlarına, daha doğrusu eğitimine başlıyor. ATPL grubunda da doğrudan artık filonuza kabul edip diğer prosedürlerden geçiyorsunuz. Tip eğitiminizi alıyorsunuz eğer tipsizseniz. Tipliyseniz, yakışıklıysanız gerekli kontrol uçuşları ve simülatör kontrollerinden sonra
Ha, orada da öyle. Merhaba, hoş geldin. Ben tipliyim diye almıyorlar yani. Dur, hop. Vereceğim. Ödev vereceğim. Ödev vereceğim ama zaten düşündüğünde yaklaşık 1.000 tane soru cevaplayacaksın. Ödevden önce cevaplaman gereken, kendinle ilgili itiraf etmek gereken kısımlar var.